Türk hukuk sistemine göre, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre zaten yasak olan tarikatların fiilen de kapatılması konusunda Ertuğrul Özkök gibi bu Türkiye'nin önde gelen hani bir saygıdeğer bir yazarının efendim ben bu konuyu hani gündemime almıyorum. Muhafazakar camianın gündemi. Onlar tartışsın demesi. Yani biraz o meşrulaştırmış gibi olmuyor mu? İşte meşrulaştırıyor. Evet. Meşrulaştırıyor. Yani muhafazakar camia dediğin kim Ertuğrul Bey? Yani o muhafazakar camia dediğin camianın içinde zaten bu tarikatlar yoğunlaşıyor. O tarikatlar zaten kendilerinin kapatılmasını istemez. İsmail Saymaz'ın kitabında da anlatıldığı gibi oradan rant elde ediyorlar. Yani her türlü maddi rant elde ediyorlar, parasal rant elde ediyorlar bu sahte şeyh ve şıhlar. Ya sahte şeyh dediğimiz için de bazı izleyicilerimiz kızıyor. Hani şeyhin sahte olmayanı mı var diye. Doğru, haklılar. Şeyh dedin zaten Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre şeyh diye bir kavram yok. Yani hepsi yasa dışı. Hani yasa dışı şeyh, yasa dışı olmayan şeyh diye bir şey yok. Şeyhlik kavramı, şeyhlik ünvanı diye bir şey yok zaten. Evet, evet. Dolayısıyla Ertuğrul Özkök'ten hani bu konuda daha net bir tavır bekliyorum. Şimdi eleştirileri var aslında yazısında tarikatlarla ilgili ama işte bir kere badeleme konusunda bu kadarını yazabildim başlığıyla giriyor. Ne Diyanet'in fetvaları, ne şu ne bu, ne o kendini hoca diyen abuk sabuk adamların televizyonlardaki abuk sabuklukları hiçbirinin yapamadığını küçücük bir kitap yaptı diye İsmail'in kitabını işaret ediyor Şehvetiye tarikatını. Bu lafları da tarikatlar yasaklanmalı mı, kontrol altında mı alınmalı noktasına kadar geldi diyor, devam ediyor. Bu tartışmayı muhafazakarlara bırakıyorum çünkü mesele onların meselesi. Hiç de değil işte, tam da oradan yani Ertuğrul Bey... Ya eleştiriyor mu bir yandan da meşrulaştırmış oluyor. Kapatılsın mı kapatılmasın mı? Ya o konuda ben bir tavır söylemeyeyim. Bu tarikatlar toplumu mahvetti. Rezil bir durum var. İsmail Saymaz'ın kitabında da anlatıldığı gibi. Ama yasaklanması konusunda ben bir şey demiyorum. Bir tavır koymuyorum. Muhafazakar camia o kararı versin diyor. Biraz popülist bir söylem değil mi? Popülist bir söylem ve Ertuğrul Özkök'e hiç yakışmayan bir söylem. Ertuğrul Özkök bu yani bu toplumda rol model olan bir saygıdeğer bir gazeteci. Gazetecilerin yani rol modeli. Tabii Ertuğrul Özkök gibi bir kişinin hayır kardeşim tarikatlar işte İsmail Saymaz'ın kitabında da anlatıldığı gibi Türkiye'yi rezil bir bataklığın içine, istismar düzeni içine sokuyor. Bu tarikatlar zaten Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre de devrim yasalarına göre de yasaklanmış. Fiilen de kapatılmalı. Bu tarikat kendine tarikat diyen bu şeyhlerin, şıhların faaliyetine izin verilmemeli diye net bir tavır bekleniyor Ertuğrul Özkök gibi kişilerden. Onun için hakikaten yadırgatıcı olmuş Ertuğrul Bey'in şeyi. Evet, yani İsmail Saymaz'ın kitabından alıntılar da yapmış yazısında ama tabii işte böyle bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Dolayısıyla tabii bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü İsmail Saymaz'ın kitabı çok ses getirdi. Bizim yayınlarda da konuştuk biliyorsunuz. Türkiye'nin başı bu beladan kurtulmayacak. Bu tarikat ve şeyhlere inanmaktan. Yani biz aslında sorunu toplumun neden bunlara yöneldiği noktasına tartışacağımıza bunları işte meşrulaştırmalı mıyız, kabullenmeli miyiz, yani, reddetmeli onu konuşuyoruz. Bir de şey var, bir de efendim tarikatlar denetlenmeli mi diye bir tartışma çıktı. Ya kardeşim neyi denetliyorsun? Yani kabul ettiğin bir şeyi denetlersin, olan bir şeyi denetlersin hani yanlış yapıyor mu diye. Ya bu temeli yanlış, toptan yanlış. Yani toptan yanlış olan bir şey denetlenir mi? Toptan yanlış olan bir şey kapatılır, tasfiye edilir, yok edilir. Dolayısıyla hani denetlenmeli mi, denetlenmemeli mi? Yok, yasaklanmalı mı, yasaklanmamalı mı? Bunlar yanlış tartışmalar. Türkiye Cumhuriyeti işte hukuk sistemi bunun gereğini yapacak. Yasalara karşı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına karşı göre Türkiye'de tarikat ve cemaat diye bir yapı olamaz deyip bu fiili yapıları dağıtacak ve toplumu bu tarikatların kirletmesinden kurtaracaklar toplumu. Gene geliyoruz Atatürk'ün yıllar önce söylediği söze şeyhler ve tarikatlarla ilgili. Evet. O günlerden görebilmiş biz hala daha neredeyiz. Evet, hala tartışıyoruz. Başka konuya geçmeden önce İsmail Saymaz arkadaşımızın yine bugün Hürriyet Gazetesi'nin de kitabıyla ilgili İpek Özbey'in yaptığı bir röportaj var. O da çok güzel bir röportaj. Orada diyor ki memleketin hali diyor. Evet. Ya İsmail Saymaz'ın tespiti. Sahte şeyhler, milyonluk servet ve bitmeyen şehvet. Hakikaten rezil bir durum. Gerçekten rezil bir durum. Bizim yayında seninle bağlandığında anlatmıştı İsmail. Adam ya şey gibi uluslararası bir firma gibi. Örgüt gibi. Çorum'da, Kırşehir'de, Aksaray'da, Türkiye'nin 3 ayrı ilinde
tarikat zinciri kuruyor. Kur'an kursu zincirleri 3 büyük ilde, 3 ilde Anadolu'da Kur'an kursu zincirleri açıyor. 26 yer, 26 adet kurs açıyor. 26 adet kursun başına istismar ettiği kadınları hoca diye, sorumlu hoca diye atıyor. Hı hı. Ve aynı anda o 26 kadınla cinsel birliktelik yaşıyor. Evet. Böyle rezil bir durum. Ve aynı bu kendisine şeyh diyen bu rezil herif bir taraftan da trilyonlarca lira para kazanıyor. İsmail Saymaz bunu belgeleriyle Şehvetiye kitabında anlatıyor. Şimdi yani denetlensin mi? Yok, kapatılsın mı diye tartışılan rezillik evet bu. Evet, yani nesini evet. tartış, nesini denetleyeceksin, nesini? Rezalet. Yani rezalet. Şey yapacaksın buna. Cinsel istismar Türkiye resmen Cumhuriyeti'nin hukuku, İçişleri Bakanlığı ise İçişleri Bakanlığı, hani polis gücü, işte jandarma gücü ya da işte Adalet Bakanlığı, balyoz gibi bunların başına bunları yok etmeli. Evet, kesinlikle. Net. Biz şunu tartışıyoruz şimdi, cinsel istismar rıza ile olduysa ceza verilmemesini dillendiren bazı isimler, gazeteciler. Ya zaten istismar var. Rıza ise istismar denilmez. İstismarsa yani, rıza yoktur olmaz. Zaten. Olmaz. Burada mesele hani o şey reşit olma yaşı işte 18 evet. 18 yaşından küçük çocuklara istismar edilmesi söz konusu. 18 yaşından küçüklerin rızasını da büyük mü yok? Dolayısıyla 18 yaşından küçük kız çocuklarına bir cinsel saldırıda cinsel girişimde bulunuyorsa bu saldırıdır. Yani çocuk istedi istemedi hani rızası var rızası yok. Bu da aptalca bir şey yani. Bu da bizim hukuk sisteminin bir rezilliği maalesef. İşte bu tarikatların ve cemaatlerin Türkiye'de o yarattığı kirli iklimin ürettiği hukuki sonuçlar bunlar. Evet. Şimdi son 2-3 gündür gene kaynamaya başladı Suriye meselesi. Daha da yükseldi. Ben valla nereye gittiğimizi anlayamadım bu Suriye meselesinde. Bir önce diyorlar ki işte Amerika Birleşik Devletleri müttefikimiz Suriye'de ortak operasyonlar, işte ortak hareket planı var. Bir yandan en son Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dedi ki Trump'ın verdiği 20 mil sözü var. İşte Fırat'ın doğusuna hala silah sevkiyatı devam ediyor. Askeri mühimmat sevkiyatı devam ediyor. Ama Amerika ile ortağız. Ne demek bütün bunlar? Vallahi garip bir şey var. Bu konuda şeyin de ya şimdi hani bu konuyla ilgilenen uzmanların da başta Naim Babiroğlu olmak üzere Haldun Solmaz Türkiye. Evet. Onların da görüşleri Türkiye'nin güvenli bölge aldatmacasıyla PYD, YPG'yi fiilen tanıma noktasına doğru çekilmekte olduğunu söylüyorlar. Evet. Ve buna itiraz ediyor uzmanlar. Hakikaten görünen maalesef öyle. Bugün hani biz Suriye'ye gireceğiz diyorduk. Amerika Urfa'ya girdi. Evet. Biz Suriye'ye gireceğiz derken Amerika geldi Urfa'ya girdi. Bugün Amerika'da bir kor general, Amerikan Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı galiba kor general rütbesinde bir Amerikalı komutan. Şanlıurfa'da denetlemeler yaptı. İşte bizim genelkurmay yetkilileri gitti oraya. Milli Savunma Bakanı gitti. Sonra galiba öğleden sonra da muhtemelen şu saatlerde Ankara'da genelkurmay karargahına geldiler Urfa'dan. Orada şimdi çalışıyorlar güvenli bölge diye. Ama güvenli bölge diye ortaya çıkan plana baktığında tam bir hakikaten rezil evet, bir durum var gerçekten. İnsan içi yani bu nasıl güvenli bölge oluyor Şahan Bey? Ben onu anlamıyorum. Burada şey bir Suriye ile Türkiye arasında bir sınır hattı var malum. Evet. O sınırı İşte o sınır şimdi diyelim ki işte 300 metre genişliğinde ise o sınırı işte 4 kilometreye çıkarıyorlar. Evet, 4 kilometre evet. boyunca bir şerit yapıyorlar ve o şerit işte ondan sonra PYD ve YPG terör unsurları kalabilir. Dokunmama 4-5 kilometre nedir? Nedir yani? 4 kilometre burada şimdi biz Karun'dayız. Burada işte Kızılay. Kızılay kadar. Kızılay. Yani bu mu yani güvenli bölge? Evet, neredeyse hani taş atsan. Aynen gidecek. Yani şöyle pazuları kuvvetli olan, bir vatandaş bir taş atsa Kızılay'a 4 kilometre. Kemal'e attırsak mesela gider. Kemal'e atsa gidebilir. Yani orada şey var yani PYD YPG'yi Türkiye'ye fiilen tanıttırıyorlar. Türkiye'de buna alet olacak mı bakalım? Ben hani yine de son noktaya kadar umutluyum. İnşallah bu basına yansıyan o işte hani üçlü şerit evet. şeydir, doğru değildir. Ama doğru olmadığına yönelik de bir şey çıkmadı. Sadece Dışişleri Bakanlığı dün dediğin Trump bize 20 mil derinlik olacak sözü verdi diyor. Kardeşim bunlar hem onu söylüyor hem Amerika'yı eleştiriyor. Evet. Bir de şey şimdi Trump bize söz verdi. Trump bize şunu
söyledi. Trump bize şöyle yapacak. Trump bize böyle. Ya kardeşim, Trump mı bizim Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlayacak? Evet, evet. Ya Trump kim ya? Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti sizsiniz. Türkiye'nin güvenliği için, Türkiye'nin ulusal çıkarları için ne yapılması gerekiyorsa siz onu yapacaksınız. Bu ülkenin silahlı kuvvetlerini boşuna mı besliyor bu millet? Trump izin vermezse biz PKK, YPG, PYD neyse onları şöyle iteleyemeyecek miyiz öyle silahlı kuvvetlerimizle? Ya ben Trump şey bunların bütün gözleri şeyde, Beyaz Saray'da. Trump otur dedi, oturduk. Kalk dedi, kalktık. Şimdi S-400'leri aldık Rusya'dan. Bütün Amerika'nın güya itirazlarına rağmen alacağız, işte estiler, gürlediler. İşte yerleştireceğiz, işte hava savunma sistemimiz için elzem, işte sizden Patriot istedik, vermediniz. Biz de gittik Rusya'dan aldık. Kullanacağız kardeşim dediler. Efendiler. Ne oldu? S-400'ler. Geldi S-400'ler. Kızaktı. Şey, Akıncılar, Ankara'da Akıncılar üstünde depoya çektiler. Devamı da 2020'nin Nisan'ında gelecek dediler. Amerika aktive etme bunları dedi. Aktive edemiyor şimdi Trump. Trump ne derse o iki Trump dudağın arasında. Yani Türkiye'yi de Trump yönetiyor. Evet, öyle görünüyor. Öyle yani görünüyor. Çıkan, ondan sonra çıkıp işte görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Yani olumlu yönde ilerlemesi buysa olumsuzu nasıl olacak? Yani olumlu, aynen ya. Olumlusu buysa olumsuzu nasıl olacak? Evet. Yani Türkiye işte Türkiye'den yönetilmeli, Ankara'dan yönetilmeli. Türkiye'nin milli menfaatleri, ulusal çıkarları, güvenliği neyi gerektiriyorsa, halkının huzuru neyi gerektiriyorsa Türkiye Cumhuriyeti hükümeti o konuda Trump'a rağmen, Amerika'ya rağmen, işte herkese rağmen bağımsız gerekeni yapabilir. Kendi menfaatleri doğrusu. Ama maalesef öyle bir tablo evet, yok orada. Evet. Şeyde, ortada. Şimdi gündemi biraz yumuşatalım mı? Yumuşatalım. Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Biz gün içinde ofiste de konuştuk sevgili izleyiciler, her sene biliyorsunuz Kurban Bayramı'nda kurbanlar kesilirken trajikomik kazalar yaşanıyor. Bu sene de pek çok kaza yaşanmış. Hatta biri sizin de başınıza gelmiş. Benim başıma gelmedi. Yani ya. Ailenizden biri. Benim geniş aileden, yakın çekirdek ailemden de değil. Hısım. Hısım akrabadan birinin de başına geldi. Ya aslında gülüyoruz ama çok tehlikeli sonuçları ya, da oluyor. Evet ya şimdi. İstisnai de olsa. Yani düşünebiliyor musun ya şimdi din hani elhamdülillah Müslümanız değil mi? Evet. Ya niye var bu din? Yani işte insanların huzur ve mutluluğu için kardeşçe, dostça, dayanışma içinde yaşayıp. Dürüstlük içinde. Dürüstlük içinde cennete gitmek için var. Tamam mı? Hani şey o dinin temel felsefesi o. Dünyada iyi insan ol, ibadetlerini yap, ölünce cennete git. Mesele bu. Bunlardan birisi de ne? Kurban kesmek. Hani ibadet. Ama şimdi orada da mesela İhsan İli Açık ve Cemil evet. Kılıç hocalar başta olmak üzere artık diyorlar İslami günümüzde evet. İslamiyet kurban kesmeyi emretmiyor. Yani o eski dönemdeydi. Eski dönemde çünkü kurban kesilerek et yüzü görmeyen hani açların doyurulması gerekiyordu. Ama şimdi günümüzde bu ihtiyaç kalmadı. Kurbana vereceğiniz 1000 lira, 1500 lirayı kurbana vermek yerine ihtiyacı olan çocukların işte eğitim masraflarına yapın, evet. Sağlık masraflarına katkı yapın filan diye medeni güncel fetvalar veriyor. Yani şey medeni hocalar. Evet, evet. Ama bizim vatandaşlarımız bir gelenek olmuş bir yandan, hele kırsal kesimde, işte ben de Bafra'da Yörgüç Köyü'ne gittim şeyde, bu Kurban Bayramı'nda. Bizim de bir tanıdığımız ilk gün bir dana kesici, danaya girmişler, dana kesecekler. Danayı işte devirmeye çalışırlarken kesmek için dana bir kurtulmuş ellerinden, bir tekme atmış ve şey, kaval kemiği paramparça oldu. Yani çok tehlikeli. Kaval kemiği paramparça oldu, Kurban Bayramı'nı hastanede geçirdi. Şimdi o nedenle bu kurbanda yaralananlar haberlerine duyarlıyım. Dün arabaya bindim eve giderken Habertürk radyoda bir haber. İşte Sağlık Bakanlığı bu Kurban Bayramı'nda 35 bin kişinin kurban keserken yaralanarak hastaneye getirildiğini. 35 bin kişi. 35 bin sadece kişi, bu o zaman hastaneye gelenler sadece öyle hastaneye mi? Sadece hastaneye gelenler. Oo. Yani bir 35-40 bin kişi de muhtemelen. Rahat vardır kendi imkanlarıyla. Yani hastaneye gitmeme gerek yok canım, kolum kırıldı ama işte şeye çıkıp ciğer sardırayım falan diyenler 35 bin. Muhakkak vardır evet. Elini kesen gitmemiştir, sarmıştır falan. 35 bin kişi sadece ağır hasar görmüş, hastaneye gitmiş. Hakikaten gerçekten çok
komedi bir toplumuz. Şey, muhtemelen bunların da en az yarısı sakat kalacaktır. Yani şey... Güleriz. Ağlanacak halde. 35 bin kişi ağır yaralanıyor, hastaneye gidiyor. Meselene kurban kesip Allah'a ibadet edecek. Sonra ağır yaralı. En az yarısı sakat kalır. Evet. Ya, yani... Yani hakikaten mi? Çok tehlikeli şimdi, ya. Hani iyi yaşayın, huzurlu yaşayın, dayanışma içinde dürüst, temiz insan olarak, iyi insan olarak yaşayın diye bize hani Allah tarafından gönderilmiş İslamiyet. Evet. Bence mutlu yaşamın ama, sırrı bu ama aslında. Ama ibadet yapmak için 35 bin kişinin telef olduğu bir uygulama. Uygulama yani, evet. Uygulama. Tam da öyle burada uygulama. İslamiyet'in suçu yok. Evet. Burada İslamiyet'i yanlış yorumlayan, işte o bizim hısımın da dahil olduğu. Geçmiş olsun diyeyim. 35 bin, burada. En az 35 bin yaralı vatandaşımız var. Kurban zedeler. Evet. Ya bu tabii çok tartışılıyor. İhsan El Açık Hoca da, Cemil Hoca da bu konuda hani modern, çağdaş İslami yazarlar olduğu için ben onların görüşlerine katılıyorum. Vallahi, mesela hani şimdi ben de şahsen mesela 7-8 yıldır kurban kesmiyorum yani. Yani imkanımız oldukça böyle seve falan hani. Ya bence o çok daha sevap. Yani çünkü hakikaten evet. Hakikaten ilkellik. Yani gerçekten ilkellik ya ve yanlış. Toplu kıyım var bir de. Yani onu da düşünmek lazım. Düşün ya, dana kurtuluyor. Evet. Kilometrelerce kaçıyor. Mesela bu sene gene bir şey yaşanmış. 15 evet, 15 evet. Kilometre kaçmış hayvancağız dana. Ay hiç kesilmekten yani. 15 kilometre kaçmış ama 15 kilometre peşinden gidip yakalamışlar, kesmişler İllaki danayı. İllaki keseceğiz. Ya. Geçen biliyorsun. Asla bir şey, kabul edemiyorum. Geçen gene bir dana denize atlayıp. Evet. Ya onu sonra bu günler Haluk, sonra bulmuşlar. Haluk Levent ahbap evet, evet. Bulup sonra onu şeye aldılar değil mi? Ya, evet ya. Bunlara gerek yok ya. Bir de hani daha ya kurban kesilecekse de daha medeni ortamlarda, hakikaten gücü olan, hakikaten ihtiyaç duyulan muhitlerde filan yapılmalı. Artık ama günümüzde bence kesmek biz, bilakis evet, kurban evet. Kesmek artık hani dinin şartı olmaktan çıkmış ama bunu bizim toplumun daha anlaması için maalesef zamana ihtiyaç var. Yani bu birazcık hani dinin şartına öte bir işte bir takım şeyler tartışılıyor ya, dini uygulamalar geleneksel hale dönüşmüş. Teşvik ediliyor evet. İşte şey yapılıyor şimdi bu yine bu yani İslamcı... Ben biliyorum hiç durumu uygun olmayıp da sırf onu yapacağım diye işte ben kurban kesemiyorum demesinler diye kurban kesenleri ya biliyorum. Ya işçi çalıştırıyoruz. Evet. Kurban bayramından 3 gün önce ya işte para tamam verelim verdik ben kurban almaya gidiyorum. Oo. Ya kardeşim ya akıl alır gibi değil ya. Gerçekten öyle. Ya sen bir defa hani ekonomik olarak hani kurban kesecek bir ekonomik durumda değilsin yani. Ama zaten yok, dinde de öyle. Mahalle baskısı, evet. Var. Mahalle baskısı var. İki şey var şimdi bir de bu yine bu kurban bayramı sürecinde büyük kentlerde böyle ilanlar gördük. Yok Deniz Feneri Derneği, yok bilmem ne derneği, yok bilmem ne derneği. İşte birisi diyor ki işte 600 kurban bedeli 670 lira. Para. 670 lira yatır, kurban kesmiş gibi sevap kazan. 670 lira işte bilmem ne derneğine yatır. Başka bir, biraz gidiyorsun başka bir caddeye geçiyorsun. Orada başka bir derneğin işte kurban bedeli 1050 lira. Bak şimdi değişiyor. Ya. Değişiyor. İşte yurt dışında efendim 970 lira da yurt içinde 1200 lira. Bağış, kurban bağışı. Tam bir sömürü rezalet, düzeni. Tam evet, bir sömürü evet. Düzeni. Ve üstelik geçmişte çok önemli kurumlarda, derneklerde ne skandallar yaşandı evet, bu konuda biliyorsunuz. Evet. Toplanan paralar nereye gitti kurban i̇şte, bağışı? Televizyonlar kuruldu, ya, siyasi ya. Partiler finanse edildi biliyorsun. O dernekler gene faaliyette. Evet. Neyse, olay böyle. Evet, başka sizin aklınızda olan gündemde öne vallahi çıkan bir de başlık. Bu şey var Lale, seçim erken seçim olur evet, mu? Evet onu konuşalım, doğru. Artık yeni partiler Davutoğlu, Ali Babacan, bir de işte Öztürk Yılmaz, evet. Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili, Ardahan milletvekili. Hı hı. Onun bir parti kuracağı söyleniyor. Kendisi deklare etmiş onu, parti kuracağını. İşte, siz şimdi dün Abdülhatif Şener, eski bakanlarımızdan CHP Konya milletvekili Sayın Abdülhatif Şener'le de görüştük. Bir erken seçim ihtimali görüyor musunuz? Erdoğan gene böyle bir hani şey yapabilir mi? Böyle bir atraksiyon. Mesela Suriye meselesi var şimdi. Valla erken seçim, şimdi bütün liderler erken seçim istemiyoruz demeye başladılar. Bu erken seçimin en azından herkesin, liderlerin kafasında tartışıldığını gösteriyor. İşte Bahçeli
bu bayram birinci gün cuma namazından çıktı, bayram namazından çıktıktan sonra işte erken seçime gerek yok diye açıklama yaptı durduk yere. Şimdi yani erken seçim isteyen mi var ki? Muhalefet partileri, şimdi Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, HDP hepsi diyor ki erken seçim istemiyoruz. Evet. Bahçeli hükümetin ortağı olarak çıkıyor diyor ki erken seçim ihtiyacı yok. Yani isteyen mi var ki ihtiyaç yok diyorsun? Ama o öyle durduk yerde çıkıp bir şey söyleyince arkasından bir şeyler geliyor. Meral Akşener hanımefendi galiba o da dün mü önceki gün mü bizim erken seçim talebimiz yok diye bir laf etti. Kemal Bey Kılıçdaroğlu'nun öyle bir lafı var. Evet, öncesine var. Kadar. Tayyip Erdoğan'ın var sanıyorum. İşte gündemimizde 2023'e kadar falan filan diye. Bunlar erken seçimin ciddi şekilde bu kurt siyasetçilerin kafalarında. Değil mi? Bir köşede duruyor. Aynen duruyor. Yani ulan istesek mi? İstemesek mi? Acaba önce ben mi istesem yoksa ben bunu gündeme getirip istemiyorum diye gündeme getirip de işte Bahçeli'nin istemesini mi teşvik etsem, beklesem diye böyle birbirlerine kollar bir pozisyon var. Bu arada tabii yeni kurulacak partiler de bir tehdit mevcut partiler için. Hani Babacan, onlar kurulmadan seçime gidelim diyebilirler. Onların şansını ne görüyorsunuz? Valla onların şansı yani... Yani önemli isimler AKP içinden. Önemli isimler yani şimdi Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu parti kurduğu an AKP artık mecliste çoğunluğu... Kan kaybeder mi? Kaybeder tabii. Kaybetmesi mümkün mü? AKP'nin işte AKP yani 20'li rakamlara düşer yani. Yani %40'lardan 20'lere bir 15. Muhalefet de güçlendi bu arada. Muhalefet de güçleniyor. Yani evet. CHP de güçleniyor. CHP güçleniyor ama şöyle bir şey var. Şimdi CHP belediye başkanlıklarını kazandı ama İstanbul, Adana, Mersin, Ankara, Antalya. Ama şimdi bildiğim kadarıyla İstanbul'da belediye meclisinde azınlıkta. Yani İstanbul'da aslında seçimi Cumhuriyet Halk Partisi kazanmadı. Yani şimdi bunu söylemek lazım. İstanbul'da seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girdiği İstanbul'da belediye meclis üyelikleri seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi azınlıkta kaldı. İlçeler. Yani ilçelerde 14 ilçe CHP kazandı, 25 ilçe AKP kazandı. Evet. Ama büyükşehri Ekrem İmamoğlu kazandı. Dolayısıyla Ekrem eli İmamoğlu bağlıyor. CHP. Ekrem İmamoğlu da CHP. Ama hani bu karar alma mekanizması işlemiyor. Bir sürü unsur var. Yani Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasında ama CHP'nin belediye meclislerinde kazanamamasında hani sonucuna gelen bir sürü unsur var. Tabii. Adana'da keza öyle oldu. Zeydan Karalar Büyükşehir'i kazandı Cumhuriyet Halk Partili olarak ama belediye meclisinde azınlıkta. Ve ne kadar zorlanıyor biliyoruz canlı yayın toplantılarda. Ekrem İmamoğlu da öyle. Evet. Ankara'da Sayın Mansur Yavaş belediye başkanı oldu CHP adayı olarak. Ama Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP azınlıkta. Hani CHP seçimi kazandı mı? Yoksa hani başka bir durum mu var? Onu CHP'nin çok ciddi değerlendirmesi lazım. Hani kendini lazım. De kandırmamak lazım. Hani ben seçimi kazandım. İşte o rahatlamaya girmemesi. Erken seçime gidilirse işte parlamentoyu da kazanırım. Cumhurbaşkanını da kazanırım. O da hani bir büyük bir şeye, kazaya ya da seçim kaybına götürebilir CHP'yi. Bunların analizleri çok iyi. O sarhoşluğu atmaları lazım. Tabii çok iyi yapılması lazım. Ayakların yere basarak çok iyi analizlerin yapılması lazım. Yani öyle bir durum göreceğiz var. Göreceğiz önümüzde. Yani erken seçim böyle yani AKP ömrünü tamamladı diye mesela şimdi Mehmet Metiner. Hani Mehmet Metiner Tayyip Erdoğan'a çok bağlı. Hatta Tayyip Erdoğan'ı bırak. Emine Erdoğan'a bile çok bağlı bir AKP'li. Değil mi? Mehmet Metiner. Yani geçtiğimiz yıllarda sıklıkla da ifade ediyor bunu bağlılığını. Elini öpen resimleri var yani. Hani saygısından, sevgisinden. Tek liderim diyor yani. Tek liderim diyor, reisim diyor. O bile şimdi dün çıktı dedi ki AK Parti ömrünü tamamladı. Yeni bir parti kurulmalı dedi. Ama Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulmalı yeni bir parti. Haydi şimdi AKP'de zaten mevcut AK Parti'de Tayyip Erdoğan. Ya istediğini yapabilir Erdoğan şu anda. Tek yetkili yani. Evet, değil mi? Ne isteyip de yapamıyor da yeni bir AK Parti kursun Erdoğan. Başına doğru gelsin. Bu yani artık AKP'nin modasının geçtiğinin bir AKP'li tarafından itirafı. Ama bir takım endişeler, saygılar nedeniyle AK Parti ömrünü tamamladı. Artık hani başka parti kurulup iktidar olsun diyemiyor. Bu netlikte konuşamıyor bence. Ya AK Parti ömrünü tamamladı. Tayyip Erdoğan ömrünü tamamlamadı. Tayyip Erdoğan başka bir parti kursun diyor. Bunu
Belki sanıyorum, bunu şey için söylemiş olabilir bence. Hani yeni bir soluk, yeni bir heyecan belki bir şey getirir, aktive getirir. Ama kaybedilen oylar şimdi, için. Tayyip Erdoğan, yani mantıken öyle de Mehmet yani, Metiner yerine düşünüyorum. Yani mantığı yok. Şimdi Tayyip Erdoğan yeni bir burayı kapattı. Hı-hı, mevcut AKP'yi kapattı. Hı-hı. Yeni bir parti kurdu. Şimdi damadını getirmeyecek mi partiye? Tabii. Belediye başkanlarını almayacak mı yeni partiye? Yani il başkanlarını almayacak mı? Ne değişecek? Demin bir AKP'li arkadaşımız gelmişti. O diyor ki bunların hepsini alacağına göre sadece mahalle temsilcileri mi dışlayacak diyor yani yeni partide. Yani Metiner'in ne söylediğini mantıklı değil. Ben de anlamadım. Evet mantıklı diyorlar. Değil ama işte. Ama bu şeyi gösteriyor. AKP'nin artık ciddi bir şekilde içten içe çürüdüğünü ve evet, çökmekte olduğunu gösteriyor. Böyledir yani. Bu işler böyledir. Çok bile dayandı aslında. Şimdi bugün, dün Murat Yetkin yazmış. Çok güzel bir tespit. Hakikaten yazının başlığını görünce işte bu dedim. Hani Ecevit için de bir zamanlar ya Ecevit iyi ama çevresi kötü deniliyordu. Evet. Şimdi tam öyle. Ya Tayyip Erdoğan iyi ama AKP'liler diyor. Tayyip Erdoğan iyi ama çevresi kötü. Ah bu işte bakanlar yok mu? Ah bu milletvekilleri yok mu? Ah Berat Albayrak yok mu? Sanki onları ben tutuyorum orada. Tayyip Erdoğan'ın adamları hepsi de. Tayyip Erdoğan'a laf söyleyemiyorlar. Tayyip Erdoğan iyi de çevresi kötü. Bu daha demokrat. Bu, o partinin çöküşünü. Evet evet. Şey. AKP bu hale gelmeyebilirdi. Erdoğan daha demokrat tabii, daha olsaydı. Ama doğal ömrünü de tamamladı. Tabii, tabii. 17 yıl oldu. Yani doğru. 17 yıl oldu. Yani artık Tayyip Erdoğan da AKP de ya siyaseten miadını doldurdu. Siyaseten miatlarını doldurdular. İşte bu şekilde tasfiye olacaklar. Evet. Ama yerlerine kim gelecek önemli olan o. Eğer muhalefet akıllı, doğru aslında, hareket ederse evet, kendini topluma iyi anlatırsa, toplumun evet, taleplerine göre yapılanabilirse muhalefet partileri başta CHP olmak üzere onlar gelir AKP. Erdoğan'ın gelecek. Şimdi bu önümüzdeki yakın süreçte herhalde yol haritası bu oluşabilecek partilerle ilgili ön alması olacaktır ki Arınç'ı biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi'ni aldı. Evet. Öyle bir ön aldı ama Davutoğlu ve Babacan için ne yapacak kuracakları parti için bekleyip göreceğiz tabii. Bekleyip görelim bakalım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Şamamız. Görüşürüz yine. Görüşürüz. Günün özetinde bizim TV'de sizlerle olduk. Yine olacağız. Şimdilik hoşçakalın efendim.